Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbağ.com'un ve Kayseri Özel Üyeme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar, sevgili dostlar. Kanalımıza abone olarak, videoları beğenerek ve videolara yorum yaparak, reklam izleyerek, ne bileyim, çeşitli şekilde kanalımıza destek olabilirsiniz. Kanalımıza destek olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Fenerbahçe'ye Valencia müjdesi. Sakatlığı bulunan Enner Valencia 8 Ocak'taki Galatasaray derbisinde büyük olasılıkla yetişecek diyor. Keşke derbide Valencia yerine hakem oynatabilsek mesela Galatasaray gibi. Bak bakalım neler oluyor. Keşke hakem oynatabilsek. Bakın şu bir gerçek. Fenerbahçe'de Batshuayi ve Joshua King şu aşamada gözüküyor ki hani Dünya Kupası arasının en iyi değerlendiren belki de en formda futbolcular gibi. İstanbulspor Hatay maçlarında özellikle 25 dakikalık müdahaleleri, mücadeleleri enfesti. Şimdi Valencia dizindeki ağrılardan dolayı yoğun bir tedavi sürecinden geçiyor. Ekvator milli takımının başarısı için çok zorladı. Hatay spor maçında riske girmek istemedi çünkü ağrılardan dolayı. Antalya spor maçını kaçırma ihtimali var diyor. Ama 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbiye büyük olasılıkla yetişebilecek diyor. Trabzonspor deplasmanında 68. dakikada oyuna dahil oldu. Fazla varlık gösteremedi diyor. Ben şunu söyleyeyim mi? Valencia'yla ilgili. Ama kızmak yok. Bak. Peşin peşin anlaşalım, kızmak yok. Valencia'ya 5, 6, 7, 8 teklif gelse hemen satarım. Paracı olduğum için, para göz olduğum için, Kayserili olduğum için değil. Valencia'nın hedefinin kalmadığı için. Arkadaşlar önceden Dünya Kupası vardı. Oraya seçilme olayı vardı. Yok hocam ya Valencia kötü de olsa zaten seçilirdi. Emin misiniz? Emin misiniz? Şimdi ben Valencia'nın geriye gideceği fikrindeyim. Hocam küfür ederiz düzelir o. Küfür deseniz düzelmez. Artık Valencia'nın geriye gideceği fikrindeyim. Bana kalırsa biz Valencia'dan kurtulalım. Eğer iyi bir para veriyorlarsa yaşı da 33. Bu benim şahsi fikrim, uyarım. Ha, bana gelen duyumlara göre hem Antalya Spor hem Galatasaray maçlarında oynayabilir, bir sakatlığı yok ama Antalya maçında yedek, Galatasaray maçında da belki de ilk 11 başlayacak diye bana gelen bilgi bu şekilde ama bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Rıdvan Dilmen futbolu adil insanlar yönetmiyor diye bir açıklama yapmıştı. Biliyorsunuz dün de Ali Koç'un ve Ertoş Timoş'un Ertoş Timoş ne ya? Timoş Holding miydi? Timur Holding. Ertem Şener'in açıklamaları vardı. Şimdi Rıdvan Dilmen Sivasspor Galatasaray maçlarında TV8.5'taki değerlendirmesi. Hani hakem bile ne olduğunu bilmiyor. Türk futboluna çökmüşler diyor. Geçen hafta söylemiştim hakem kararlarıyla ilgili. Bunlar daha iyi günlerimiz. Geçen hafta Atilla Karaoğlan Enkodu'yu atamadı. Atmadı değil, atamadı. Dün de Erkan Özdamar Sivas'ın golünü veremedi. Çökmüşler oraya, yönetiyorlar Türk futbolunu. Geçen yıl yaşanan hakem operasyonunun etkisi sürüyor demiş. Şimdi Galatasaraylıların ağzında öyle bir edebiyat var ki. Biz adalet istediğimizde siz gülüyordunuz. Şimdi de biz istiyoruz. Siz biz gülüyoruz diyor. Ulan siz o zaman da haksızlık istediniz. Kollama istediniz. Şimdi de aynısını istiyorsunuz. Şöyle yapalım mı? Kim kollama istiyorsa Allah çoluğundan çocuğundan çıkartsın diyecek. Amin diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Demek ki siz kollama istiyorsunuz. Ulan vallahi de billahi de. Bak yemin ediyorum. Ben kolay kolay yemin eden adam değilim. Ya adalet istiyoruz ya. Ya arkadaş Fener maçında kırmızıysa Galatasaray maçında da kırmızı olsun. Beşiktaş maçında da kırmızı olsun. Fener maçında ofsaytsa Galatasaray maçında da ofsayt olsun. Real Madrid maçında da ofsayt olsun. Ya bu VAR çıktı çıkalı Fenerbahçe'nin aleyhine o kadar kararları var ki bak montajlayın ya da aynı pozisyonun başka takım olanını bulun yorumlattırın. Misal Pelkas'ın eline çarptı diye Fenerbahçe'nin golü verilmedi. Aynı pozisyonu Galatasaray'ın Beşiktaş'ın pozisyonu olarak bulun verin Galatasaraylılara sorun bu gol mü gol. O zaman aynısı Valencia'nın golü de goldü Fener'in hakkı yendi diye verin. Bakın bakalım böyle bir ankette kaç kişi Fenerbahçe'nin hakkı yenildi diyecek. Binlerce, milyonlarca kişidir. Çünkü durum bu. Rıdvan Dilmen de şunu söyleyeyim. Adil insanlar yönetmiyor. Nasıl adalet bekleyeceksin diyor. Hiçbir yerde böyle değil. Skora bağlı bir oyun.
falan filan. İtalyan devi Fenerbahçe ile yıldızı takipte. Ha, asıl benim değinmek istediğim nokta burası. Hocam şike mi ke diyordun? Asıl şike nedir biliyor musun? Asıl şike şudur. Süper Lig'in şampiyonu olmuşsun sana göre. Bana göre yapılmışsın. Ama bir futbolcun bile astronomik fiyatlarla gidemiyor. Süper Lig'in şampiyonu yapılmışsın. Hiçbir futbolcuna talip yok. Ligi ikinci sırada bitiren takım patır patır futbolcu satmış. Süper Lig'in şampiyonu yapılmışsın. Yani piyasa değerin neredeyse aynı. Süper Lig'in ikincisi en iyi futbolcusunu satmasına rağmen, dandik futbolcular almasına rağmen piyasası yükseliyor. Süper Lig'in ikinci sırasındaki takımın futbolcularını devler izliyor. Liderin, ne bileyim, o civardaki dedi, kimseninkini hiç kimse izlemiyor. Buna ne denir biliyor musun? Buna şu denir. Sahada sağlanmayan adaleti birileri görüyor demek. İtalya Serie A devi Milan transfer listesine 3 genç yıldızı almış. Bunlardan biri Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu. Peki kim? Tuttosport'ta yer alan habere göre Milan'ın scout ekibinin gözüne 3 genç ve bunlardan ilki Ferdi Kadıoğlu. Şimdi şunu söyleyelim. Hadi elimizi vicdanımıza koyarak söyleyelim. Ferdi Kadıoğlu yetenekli mi? Başka takımlıyım ama evet yetenekli. Lafını çok duyacaksınız. Demek ki yetenekli. Nicolas Swift, bir de Danimarkalı Maurice Kjaergaard'la birlikte Ferdi Kadıoğlu'nu yakından izlemişler ve harekete geçiyorlarmış. 15 milyon euro civarında diyor. Ferdi'nin rakamları. Fenerbahçe formasıyla 123 maç, 10 gol, 14 asist. Hocam kusura bakma da bu kadar gole, asiste kaç milyon verilir? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak, hakemlerin, Galatasaray'ın, bu federasyondaki çöreklenmiş yapının en büyük korkusu ne biliyor musunuz? En büyük korkusu Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Eğer Fenerbahçe şampiyon olsun, bak bu lafımın arkasındayım. Öyle bende kıvırma olmaz. Ben Fenerbahçeliyim, o yüzden bende kıvırma olmaz. Başka takım taraftarla karıştırmayın. Eğer Fenerbahçe şampiyon olsun, Avrupa'da da bir yere kadar gitsin, Ferdi Kadıoğlu 40 milyon euroya satılır. 40 milyon euroya. Fenerbahçe'nin toplam borcunun 6-6,5 milyar TL olduğu düşünülürse bugün de euro kurunun 20 TL olduğunu ortalamaya baz alırsan 300 milyon euro Fenerbahçe'nin bütün borcunu sildirir. Bütün borcunu sildirir. Biz burada ne anlamalıyız? Hadi şöyle bir mantık yapalım. Altay'ı 20'ye sattın. 10'a satalım. Altay'ı 10'a sattın. Kea'yı şey, Kea nereden çıktı lan? Simon Kea beni anladın. Salah'ı 20'ye sattın, etti sana 30. Ferdi'yi 40'a sattın, etti sana 70. Arda Güler'i de 40'a sattın, etti sana 110 milyon euro. Rossi'yi de 20'ye sattın, 130 milyon euro. Olmaz mı? Olma ihtimali var mı? Crespo'yu da bir 20'ye de onu sattın, 150 milyon euro. İhtimal var mı? Yüzde kaç? Bir Arap kulübü de çıktı Batshuayi için 30 milyon euro verdi. Eski günlerine döndü. 180 milyon euro. İhtimal var mı? 180 milyon euroya sattın. Dedin ki 80 milyon eurosunu transfere kullanacağım. 100 milyon euroyla borcu bitireceğim. En azından borcun 3'te 2'sini, şey 3'te 1'ini bitirip 3'te 2'si kalmış olacak. Bankalar konsorsiyumuna göre zaten sen anlaşmayı yaptın. O yüzden anlaşmayı yaptığın için parayı direkt ödeme yapmayıp direkt faize koyacaksın. Faizden gelen gelirle borcunun bir kısmını yavaş yavaş kısım kısım ödeyeceksin. Bak bakalım neler oluyor. İşte bunu istemiyorlar. Ferdi Milan takip ediyor, Inter takip ediyor, Napoli takip ediyor. Bilginiz olsun. Peki ayrılacak mı? Portekiz'den flash iddia. Arkadaşlar bu iddia Jesus'tan ilgili. Şimdi bir yıllık sözleşme imzaladı. Yenilemedi. Yenilemeyecek, sezon sonunda açıklanacak böyle şey. Brezilya milli takımıyla anıldı. Portekiz milli takımıyla anıldı. Jose Mourinho'yu istemişler. Jose Mourinho orayı istememiş Roma'nın başında. Gündemde 3 isim varmış Portekiz milli takımında. Jesus adaylardan biriymiş. Bir tanesi Bruno Lage'ymiş. Wolverhampton teknik direktörü. Biri Rui Jorge'ymiş. U21 milli takımı. Bir de Jorge Jesus'muş. Öncelik Jesus'taymış. Jesus federasyona bildirmiş.
Milli takıma sıcak bakıyormuş. Peki Jesus ne diyecek diyor. Arkadaşlar farkında mısınız? Fenerbahçe tam iyiye gittiği anda Jesus haberi kilitliyorlar. Hiçbir yere gitmiyor Jorge Jesus. Rahat olun. Samet Akaydın için flash resmi açıklama gelmiş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Samet Akaydın ve Fenerbahçe. Şimdi devre arasında Fenerbahçe Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ı aldı, alacak, alıyor, almak üzere falan derken Jorge Jesus beğendi diyor haberde. Performansı milli takıma kadar çıktı. Attığı goller Jesus'un dikkatini çekti performansı. Transfer için onay vermiş. Üçlü savunmada oynatabilirim demiş 28 yaşında. Kusura bakmayın. Başkanlar düzeyinde görüşme yapılmış. Murat Sancak'la Ali Koç görüşmüş. Önemli de yol kat etmişler. Şimdi burada bir detay var. Benim için orası önemli. Burası değil. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'na konuşmuş ve demiş ki Başkan Ali Koç'a söz verdim demiş. Ne demek bu? Şimdi bu ne demek? Bu şu demek kardeşim. Ben Ali Koç Başkan'a söz verdim demek. Ama biz de onu soruyoruz yani ne demek bu? Bak şimdi bu şöyle oluyor. Ali Koç Başkan'a ben söz verdim demek oluyor. Ama biz de onu diyoruz. Ya sen kime lan diyorsun lan? Sen kime lan diyor? Kıdam senin gözlükten terbiyesiz herif. Kapat yani ya. Şimdi Fenerbahçe'den daha fazlası Samet Akaydın'a Fenerbahçe'nin verdiğinin daha üstünü verdiler. Ama ben bir söz verdim. Çok iyi bir adam verdim Fenerbahçe'ye. Bayağı iyi bir adam. Fenerbahçe'ye ilaç gibi bir transfer olacak demiş. Tabii Monte'ye kalmasını istiyordu Samet'in. Tayyip Talha'yı satmak zorunda kaldık falan filan diyordu. Ben şunu söyleyeyim. Samet Akaydın geliyorsa Fenerbahçe'den bir yabancının oraya gitmesi mantıklı. Mesela Lemos kaosta. Buruma kaosta. Ben hani bunların ne olduğunu ben bunların ne durumda olduğunu bilmiyorum. Yanlış anlamayın. Kaostalar. Siz biliyor musunuz? Hani ikinci dönem devam edecekler mi? İkinci dönem devam edecekler mi arkadaşlar? Siz söyleyin bana. Kimse bilmiyor. Bugün, daha doğrusu dün 30 Aralık Fenerbahçe'den bir açıklama geldi mesela. Antrenman açıklaması. Mesela Lemos antrenmanda. Bakın oraya. Buruma antrenmanda. Hani hatta antrenman fotoğraflarına bakın. Altay, Ertuğrul, ne bileyim İrfan Can Eğribayat, Serdar Dursun, Serdar Aziz, Ali Oski, Emre Mor, İrfan Can, Mert Hakan, hatta İshak Vural, Batshuayi, Zayt, Lincoln, Arao, Gustavo Henrique, işte Crespo, Osayi, Arda Güler, Luan Perez. Hocam Luan Perez demiş ki ne zaman dönüyor? Arkadaşlar Luan Perez güçlendirme çalışması yapıyor. Yoksa herhangi bir sıkıntısı yok. Artık oynayabilir. Başka kimi söyleyeyim? Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Fenerbahçe idmanları pür dikkat sürüyor. Ama burada anlatmak istediğim önemli nokta şu. Biz eğer Samet Akaydın'ı alacaksak bence parayla alamayız ya. Oraya futbolcu veririz. Ya da çok cüzi bir miktar veririz. Öyle sosyal medyadaki gibi 3'ler 5'ler 5'ler 3'ler değil de başka bir şey veririz gibi. Bakalım ne vereceğiz. O da ayrı bir konu. Başkanlar da açıklamış. Resmi açıklamayı yapmış. Yani resmi açıklama gelmiş. Samet Akaydın Fenerbahçe'de diye. Eğer Sercan Hamzoğlu bizi keklemiyorsa ki zannetmiyorum yapmaz öyle şey. Hayırlı olsun. Fenerbahçe'de sol beke son aday Felipe Jonathan diyor. Son aday değil bu, ilk adaydı. Jesus'un bak Alioski'nin performansından memnun olmaması. Farkında mısınız? Artık haberler Alioski'den memnun değil diye giriyor. Ve son aday Felipe Jonathan olmuş. Hani ne oldu? Sözleşme yeniliyorduk, bonservisini alıyorduk. Sosyal medyada Dali Blind yazdı Ajax'tan Fenerbahçe'ye. Deli Blind. Yani Alioski'nin yerine Jesus Alioski'nin performansına memnun değilmiş ve devre arası sözleşmesi feshedilebilirmiş. Eğer bu bilgiyi ilk defa bu kanaldan duyduysanız lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü bazı arkadaşlarımız inanmıyorlar bazı şeylere. Belirtin arkadaşlar. Deyin ki herkes
Alioski ile sözleşme yeniledik derken Mustafa Hoca çıktı dedi ki buyurun yoruma. Şimdi Jesus sezon başında istedi. O dönem lig devam ettiği için Santos teklifi geri çevirdi. Sonra şartları tekrar sorulma kararı aldı. 24 yaşında Felipe Jonathan. Alioski gidici demiş bak. Kiralık sözleşmesini feshetmek için. Ne oldu ya? Ya hepiniz kalıcı diyordunuz. Hani bazen duyum verirken korkuyorum arkadaşlar. Bu arada Felipe Jonathan. 24 yaşında. Piyasa değeri 2,5 milyon euro. 15 Şubat doğumlu. 1,76 boyunda. Yani ya alırsak 25'e bizimle birlikte girecek. Ön libero olan devşirme, sol ayaklı, sol stoper, sol açık oynayabiliyor. Üçlünün sol stoperi oynayamıyor sanırım sadece. Yoksa sol bek, üçlü savunmanın sol açığı oynayabiliyor. Şu anda bir sakatlığı var ve sakatlığı bilinmiyor. 36 maça çıkmış, 2 asisti var. Performans bilgileri kısmına girince sakatlık geçmişi çıkıyor. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. 6 Kasım 2022'den beri sakat Felipe Jonathan. Bu haberi yapan arkadaşım farkında mı bilmiyorum. Yani spor müdürü demiş ki bir tane haber yap gebertirim seni demiş. Bu da haber yapmış Felipe Jonathan'a. Biz Felipe Jonathan'ı istediğimizde 7,5 milyon euro çektiler. Ve Felipe Jonathan Kasım'dan beri sakat. 54 gündür sakat. Bilmem anlatabildim mi? Bilmem mesajımı algıladınız mı? Galatasaray Başakşehir'den Hasan Ali kaldırımı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı diye bir haber duydum. Ben ne dedim size? Galatasaray Fenerbahçeleşiyor dedim. Fenerbahçe akıllanıyor dedim. Yani Hasan Ali kaldırım tam Galatasaray'ın şeyine yakışır bir oyuncu. Van Aanholt'un performansından memnun değil ama Galatasaray taraftarına sorun nasıl aklarlar, nasıl paklarlar, nasıl memnunlar. Van Aanholt geriye adam kaçırma konusunda üstad. Yani öyle böyle değil. 32 yaşında 3 milyon 200 bin euro piyasa değeri var. Geriye adam kaçırma konusunda üstad. 12 maçta 2 asisti varmış bu sezon 987 dakikada ama bir üstad. İngiltere Premier Ligi'nde falan oynayıp da bu kadar kötü savunma yapan bir futbolcu ilk defa görüyorum ben. Hem de kanat forvet, kanat stop, sol bek. Ama Allah daha beterini versin Galatasaray'a. Daha kötülerini görsünler inşallah. Gün yüzü görmesinler inşallah. Ben size bir şey söyleyeyim. Karagümrük'ün İtalyan futbolcusu Fabio Borini. Trabzonspor karşılaşmasında sahanın yıldızı oldu. Nasıl oldu? Ligde 11 gol 6 asiste ulaştı. Trabzon maçında 1 gol 2 asist, 1 direkten dönen top, 5 top çalma, 7 ikili mücadele kazanma, Bartra'nın kırmızı kartına neden olma. Ben bir şey söyleyeyim. Bruma'yı ve Lemos'u verip Borini'yi alsak memnun kalır mısınız? Ben kalırım. Hocam bir yabancının daha gitmesi lazım oynatabilmek için. Fark etmez bir kişi daha gitsin. Ben memnun kalırım. Borini ihtimalini unutmayın arkadaşlar. Bir kenara not edin. Benim aktaracaklarım bu kadar. Videomuza bir beğeni atmayı lütfen çok görmeyin. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.